Selam, nasılsın? Selam. Ay ne kadar Umuyoruz evdeyiz güzelsiniz. aşkım. Evde miyiz aşkım? Evdeyiz aşkım. Ne Bu kadar arada güzelsiniz ya. ya tabii ki hani bu süreçte biraz tabii ki üzgünüz. Yani dünya normal bir süreçten geçmiyor. Hepimizin bildiği gibi. Fakat hani bunu gerçekten fırsata çevirmekte elimizde diye bakanlardanım ben. Bunun için çok kişisel gelişimle de ilgili bir insan olarak aslında biraz bazı şeyler, bazı durumlar, bazı şeyleri anlatıyor insanlara. Dolayısıyla oradaki mesajı alabilirsek tabii ki çok az kayıpla daha hani bu durumu böyle üstesinden kolaylıkla gelerek geçirebilirsek hepimiz için muhteşem olacak. Çünkü ben de hani dönüp dönüp bakıyorum kendime. Daha hani neyi görmedim, neleri daha fazla kendimde hani açabilirim gibi. Birçok insan gibi aslında ben de bakıyorum yani kendi içime dönüyorum. Hani hep derler ya özüne dön. Öyle oldu. Mecburen. Öze döndük mecburen canım. Vallahi işte onu mu alalım, bunu mu giyelim, oraya mı gidelim, buraya mı gidelim derken dedi ki evren sana hop otur bakalım. Aynen. Aynen Aynen. öyle Otur oldu. bakalım bir düşün. Bir şapkanı önüne koy. Aynen. Bir de ben şeye çok inanıyorum Sencer. Yani gerçekten sözle konuştuğumuz her şey yaratım olarak bize geri dönüyor. Onun için de yani söylenilen şeyleri böyle yavaş yavaş düşündüğümde kendi içimde evet baya hani negatif konuşmalar gün içinde de yanımızdan geçen insanlar vesaire vesaire o negatifler de hani hep derler ya sana döner diye falan besteci tarafından bize telefon açıldı Aa, evet vallahi mi? ben de sevgili Murat Küçük'le zaten klibi çekmiştik vallahi dedim yani kusura bakmayın hatta dediler ki bana bestecisi kanalıyla bu albümü hani çöpe at. Aa. Burada internasyonel bir şey yapalım sana. Hani bunu kullanma falan gibi bir şeye geldi durum. Ama tabii ben şarkıyı çok sevdim. Çok sevdiğim için şarkıyı. Dedim ki hayır ben bunu istiyorum çıkarmak. Ve öyle çıktı yani zaten hani Ben bunu bilmiyordum. Ben sanıyorum ki evet. Britney Spears'tan sonra böyle bir Evet. adaptasyon oldu zannediyorum. Yok o Aa. şeye yani tarihlere bakılınca aslında şey çıkıyor yani o sonraki dönemde yani bir arada bir 4-5 ay ya da 6 ay gibi bir süre var. Şaka gibi Britney'e bak sen. bak sen. Beste yabancı olunca ben de çünkü İngilizce dinlemiştim. Yani kadın dinlettiler herhalde. Beğendi yani hani Gimme More diye çıkardı. Sonradan. Evet. Vallahi güzel oldu. Hayatımıza düştün. Sonra başka şeylerle de ilerledin. Aslında çok güzel çalışmaların da var. İşte Yelken var mesela. Hayır var. Evet. Bence bugüne kadar yapılmış en iyi Sezen Aksu coverlarından bir tanesi Hayır. Çok teşekkür Özellikle ederim. düzenlemesiyle. Kesinlikle. Bilmiyorsun'u ben çok seviyorum. Evet, ben de. Sevgili bizim Cizo'nun da isim babası ayrıca bilmiyorsunuz da Mert aynen ama sen yani bütün bunları bir kenara bırakıyorum polemiklerden magazinden işte aman efendim ona laf atayım buna bilmem ne yapayımdan uzak aslında sen çok iyi bir sahne şarkıcısısın yani sahne performans şarkıcısısın hani hem aslında sadece iltifat diye söylemiyorum ama bilinsin diye de söylüyorum. Özellikle son birkaç yıldır bu Klein grubun sahnelerinde çıkıyorsun, değil mi? Neydi? Küçük olmadan önce başka bir yerde onun adı. Neydi onun Forkline. adı? Ha, oradaydın mesela. Evet. Pink Mama'daydın. Başka yerlerde çıktın, Steingarten çıkıyorsun. oldu yazın. Ha, Yazın süper, dönemine aynen. gittik. Ve tarihinde Aynen. ilk defa orası eski Nüterras'tı biliyorsun. Evet. Ve orada normalde canlı müzik yapılmıyordu ama sevgili işletmecilerim kopamadık. Yani sezon bitince öyle bir aşk ve bağlılık oluştu ki aramızda.
Gerçekten. Dediler ki hani yazın haftada bir gün yapalım. Evet. Çok çok keyifli oldu tabii ya. Oranın atmosferi de çok otantik. Oraya da Zaten yakışır hani ya. Orası da çok güzel bir yer yani. Hani manzarası, şeyi de evet. çok güzel. Evet. Bizim Melo diye ortak arkadaşımız var. Melo benim yaklaşık işte 20 sene, 22 senelik arkadaşım. Asla yayını izlemiyordur. Ondan da eminim. 22 senelik arkadaşım. Fakat Bence izliyor olabilir Sencer. eyvah. Ben çünkü evet İzliyor kendi olabilir. hesabımda paylaştım. İzliyorsa bana WhatsApp'tan saydırır şimdi birazdan. Onunla benim Turkcell'den arkadaşım, Turkcell'de çalışırken Esma'nın nereden bilmiyorum, Esma'nın da bir yerden arkadaşı, çevresi çok geniş çünkü. Ya biz kebapçıda tanıştık biliyor musun? Daha Süper. komik. Vallahi. Doğrudur Dur ben vallahi, inanırım. parantez içinde şimdi bir kebapçıda oturuyoruz. Tesadüfen de beni birisi davet etti. Yani öyle çok gittiğim bir mekan değildi. O da bir bayan arkadaşıyla oturuyorlar. İki kadın. Ondan sonra ve maç seyrediyor. Yani maç yayını da var aynı zamanda. Arkadan işte o penaltı bilmem ne falan filan böyle hani bir yandan sesler geliyor. Dedim ki benim bunlarla arkadaş olmam lazım. İmkansız dedim yani arkadaş olmadan kalkamam. Ona laf buna laf derken biz bayağı kankaya bağladık. Sonra onlar dediler ki bizim bir eventimiz var. İşte Beyoğlu'nda bir otelin roofunda. Gelir Ha. misin? Gelirim dedim bayıla bayıla. Çok sevdim sizin enerjinizi dedim falan öyle. Ha, o Sonra gün mü onun tanıştınız siz? Ben de o tabii eventi anlatacağım. İşte ben de orada DJ'lik yapıyorum o eventte. evet. Esma'cığım da benim tabii cinsel yönelimimi bilmediği için istek şarkılar çaldırmak için böyle cazibesini kullanarak böyle işte yanıma geldi falan bilmem ne. Dedim ki Melo yani Ne hani oluyor? he? Yok Ne canım, oluyor? Bana abartı mı bir şey yürüyorsun? yok. Hayır. Öyle abartı bir durum yok da işte. Hani ne bileceksin yani o anda. DJ orada bir çocuk. Yani ne bileceksin. Öyle tanışmıştık aslında. Ay hiç bununla ilgili benim bir fikrim yok çünkü ben muhtemelen çok safça böyle hani tip ben çünkü doğan görünümü şahin olduğum için öyle cazibeli görünüp içten hani hiç anlamaz bilmez şeklinde muhtemelen böyle gayet olağan halimle gelmişimdir ama Yok. dışarıdan belki. Tabii tabii yok canım. Çirkin bir şey yok. Estağfurullah. Öyle. Oradan tabii seni unutmak mümkün değil. Sonradan da devam ettik. O ne zamandı bilmiyorum ama 2012 falandı ama hayırı çaldığımı Evet. hatırlıyorum. Hayır çıkmıştı o zaman diye hatırlıyorum. Valla biraz demin girdik ama konuya biraz daha deşmek istiyorum. Çünkü sen hani hem sesiyle duruşuyla hiç üzerine gitmedim. Yani mesela çok ünlü birisiyle de haberim çıktı. Arkasını kovalayabilirdim. Çünkü çok aradılar, sordular sağ olsun magazinci arkadaşlar doğru mu vesaire. Hani oradan yürünebilinirdi ama hem karşımdaki insana saygımdan hem kendi hayatıma olan bakış açımla ilgili çok oraları denemedim. Ama bilemiyorum tabii ki bundan sonra ne olur. gerçek miydi peki bu haber? O çıktığı zaman için gerçek değildi. Sonra da gerçek mi oldu? Bilmiyorum vallahi, bilmeden soruyorum. Sonradan da yani bir dostluğumuz devam etti tabii ki. Ha. Ama hiçbir zaman magazinsel boyutta olmadı. Anladım. Vallahi seni daha çok görmek istiyoruz. Evet. Zaten olabilirse belki bu akşam böyle senin sesinden böyle küçük bir şey de dinleyebiliriz. Neden yorumlar kapalı? Belki Dedik tabii herkes gibi benim gibi olan çok insan vardır muhtemelen. tabii. Dolayısıyla ben hani orada da çok belki teknoloji çok ileride hani o tip bir ben olmadan bir klip yapılabilir ya da Ha. kendi başıma bir şey çekebilirim falan. Yani hani bir şekilde o iş çıkacak ama hani en doğru zamanda herkes için en güzel zamanda buluşsun diyorum.
Ve hani bunda da vardır bir hayır diye düşünüyorum yani. Aynen. Ama sen olmadan olmaz ya. Sen şöyle bir iyi insanın yani. Hani tek de olsa sen ol bence orada. Tamam. Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki ben böyle yayına çıkan aslında şarkıcı konuklarımıza hiç emrivaki veya zorlama yapmak istemiyorum ama böyle ses de çok güzel olunca acaba ya. Senden böyle akapella böyle ufak bir şeyler dinlesek mi diye de düşünmüyor da değilim. Ya İster hiç misin? emrivaki olmaz çünkü ben de hani şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bir Süper. de Gizomek takipçilerine de hani buradan böyle sesimle ulaşmak bana da keyif verir. O Süper. zaman sen bilmiyorsun deyince böyle acaba bilmiyorsun mu? Çünkü onun slow versiyonu baya hani sevilen ve Tabii ki. Beğenilen bir şey Tabii ki. versiyonu oldu. Sevgili Genco Arı'nın versiyonu. Bu arada gözüküyor muyum? Tam böyle kapağım mı gözüküyor bilmiyorum. Onu da ayarlamaya çalışıyorum. Bir Böyle daha iyi galiba. böyle daha iyi aynı. Tamam. Söylüyorum. Tabii ki. Vereyim mi? Si, la bir şey vereyim mi? Veremem ama. Bile alayım. Çok uzun zamandı sevgin gözlerime değmedi. Çıkıp gittin kapıdan, başka kimse girmedi. Herkes duysun seni seviyorum. Hatam neydi bilmiyorum. Senden kaçmak istesem de başaramıyorum. Seni unutamıyorum. Her sabah seninle uyandığımı, her akşam seninle yattığımı, dertleştiğimizi, sarıldığımızı bilmiyorsun, bilmiyorsun. Her sabah seninle uyandığımı, her akşam seninle yattığımı, paylaştıklarımızı hala yaşattığımı bilmiyorsun, bilmiyorsun. Bilmek istiyoruz Esma. Çok önemli. Yani hepimiz için. O kadar da hani herkesin hijyene dikkat etmesi gerektiğini biliyoruz. Bildiğimizi varsayıyoruz. Vallahi Daha böyle yani soul müzik, daha böyle güçlü, böyle Aretha güçlü seslere Franklin'imsi, bayılıyorum. siyahi Yani sesler siyahi diyebilirim. mesela işte bu geçenlerde bütün ünlülerin yaptığı organizasyonda hepsini bir kenara attım. Yani çok başarılı olmalarına rağmen. Jennifer Hudson mesela. Yani Evet. Nasıl? Nasıl istersen. biliyorum. At first I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanımca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak, döndüm bak, geldim şimdi, bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi, seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geriye almak, bütün ümidimdi, olmaz artık, kapı açık, arkanı dön ve çık, istenmiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın, yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım mı yaşadım, yaşıyorum, başım yukarıda meydan okuyorum, hayata ve sana, gönlüm doluyor aşkla, barıştım bak hayatla, başladım yaşamaya, hey hey. Vallahi Esma, senin gibi sesim olsa sadece kendimi dinlerim evde, söyler söyler.